Evet, değerli arkadaşlar, tabii yeni sene, yeni yıl her zaman insanlarda umut aşılar, bizler de hem Kars için hem ülkemiz için umutluyuz, umutluyuz, güzel işlere inşallah hep beraber birlikte imza atacağız. Biraz ses azaltabilir miyiz? Ses biraz sanki olacaktır. Bundan sonraki süreçlerde inşallah sizler de bizzat bunun hem başrolünde olacaksınız hem de bu işin önemli figürlerinden olacaksınız. Biz tabii ki her zaman söylüyoruz. Karşımızı şu anki durumunda görmekten mutlu değiliz. Biz karşımızı layık olduğu yerde daha iyi, daha güzel bir konumda TÜİK'in istatistiklerinde daha üst bir yerde görmeyi her zaman arz ediyoruz. Sağolsun bölge müdürümüz zaman zaman bize böyle beslemeler yapıyor, rakamlar getiriyor. Yani bu rakamlar bizim için çok istenen rakamlar değil, çok istenen sıralar değil, sıralamalar değil. En azından Kars'ın birikimi, Kars'ın mirası bu konumu hak etmiyor. İnşallah yapacağımız çalışmalarda hem sosyal hem fiziki çalışmalarla Kars'ı Türkiye'de iyi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Tabii biz bu hedefi yaparken elbette tek başımıza değil, hep beraber biz ekibiz, bir takım ruhu içerisinde hepimizin bu konuda mutlaka katkıları olacaktır. Şimdi tabii bu yıl geçmiş yıllara göre farklı olan bir başka önemli husus da bu yılın biraz seçim yılı olması. Şu anda hem önümüzde yerel yönetimler seçimimiz hem de malum anayasa değişikliğinden sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Özellikle tabii yerel yönetimler sizlerin de çok iyi bildiği üzere genel seçimlere göre biraz daha hassas bir konumda. Çünkü kılcal damarlara kadar köydeki azaya kadar herkesi yakından ilgilendirdiğini düşündüğü bir seçim, genel seçimler. Dolayısıyla hassasiyetler artıyor. Kamu kurumlarının kahru beladan beri gözünün üzerindeki kaşı problem yaratabiliyor. O yüzden bizler kamu yöneticileri olarak bu süreçte belki olması gerekenden daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekebilir ki birilerini tabiri caizse bizim hakkımızda, kamu hakkında bir takım hak etmediğimiz isnatlara maruz bırakmayalım. Benim bütün kurumlarımızdan, kuruluşlarımızdan istirhamım seçimlerin sağlıklı, beldemize, ilimize yakışır şekilde yapılması ve sonuçta ortaya çıkacak milli iradeye de saygı duyulmak suretiyle neticelendirilmesi. Biz kamu memurları olarak, görevliler olarak en önemli bir görevimiz seçimin ülkemize herhangi bir halel getirmeyecek şekilde yapılmasını sağlamak. Onun dışında durumdan vazife çıkarmak ve birilerinin haksız isnatlarına maruz kalmak en arzu etmediğimiz, istemediğimiz sonuç olacaktır. Bu bilinçli olduğumuzu hepinizin gayet yakından biliyorum ama en azından ben usulen de olsa bu kasperi yapmak durumunda hissediyorum. Yoksa bütün arkadaşlarımız bu bilgine, bu hassasiyete, bu duyarlılığa sahip arkadaşlarımız. Ben bunu gayet yakından biliyoruz. Bu dönemin, bu sürecin karşımıza, memleketimize inşallah hayırlar getirmesini diliyorum. Toplantımızın hepimize inşallah güzel neticelerle dönmesini temenni ediyorum. Hoş geldiniz.